Üzülerek ve ibretle görüyoruz ki tek adam yönetiminde, tek adam rejiminde şanlı Türk Devleti her gün biraz daha çürütülüyor. Devlet çürüyor, devlet çürütülüyor. Devlette ehliyet ve liyakatın yerini partizanlık, eş dost kayırması, yandaş korumacılığı, torpil, pişkinlik, emanete ihanet ve yağmalı. Değerli arkadaşlar, dünyanın gelişmiş ülkelerinde de varlık fonu diye bir kavram var. Böyle bir fon var. Bu varlık fonu adı üzerinde artıları, ihtiyaç fazlasının biriktiği de bir fondur aslında. Birikime dayalıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde borçlanan varlık fonuna rastlamadık. Türkiye'nin varlık fonu ki hepimizin bildiği en büyük kitlerin kamu iktisadi teşekküllerinin e, olduğu, büyük bankaların olduğu dev bir hacim. Ama adeta bunların artı verip gelecek kuşaklara varlık bırakılması anlayışıyla konulmuş olan dünyanın bütün ülkelerindeki varlık fonunun Türkiye'de borçlandığını görmek, bir garabet denetim dışında olması da bir ucubeliktir. Bir varlık fonu var ve bu fonda örneğin Ziraat Bankası var, örneğin Halk Bankası var, örneğin Vakıf Bank var, Türk Hava Yolları var, 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 var. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim görevi yürüten Sayıştay mesela varlık fonuna karışmıyor. Böyle de bir tablo var. Şimdi size devletin çürümesinin yeni ve farklı bir örneğini anlatacağız. 27 Mayıs 2019 tarihinde Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor Sayın Abdi Serdar Üstün Salih. Ben kendisini tanımam etmem. Belki çok da başarılıdır onu da bilmem. Ve aynı gün sanıyorum ya da aynı hafta Vakıfbank Genel Müdürü oluyor. Şimdi Vakıf Bank'ın, Halk Bank'ın ve Ziraat Bankası'nın yönetim kurulu üye listesi şurada şöyle göstereyim. Alayı AK Partili. Geçmişte AK Parti'de vekillik, yöneticilik, üst düzey vekillik yapmış arkadaşlarımız. Allah çarşılarına pazar versin. Yani bu utanmazlığın pik yaptığı nokta. Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank Yönetim Kurulu üyelerinin alayı AK Partili yeni eski siyasetçi. Sonra da Tayyip Bey hep der ya din, iman, vatan, millet, Sakarya. Bunlar ne olacak? Bu ülkede iyi yetişmiş, liyakat ve ehliyet sahibi, bankacılık deneyimi olanlar sadece AK Partililer mi? Tayyip Bey. Bu senin vicdanını hiç acıtmıyor. Mu? Bundan yetinmemiş beyefendi. Sayın Abdi Serdar Üstün Salih'i de banka genel müdürü yapmış. Yapabilir. Yapabilir de orta yerde 5411 sayılı bir kanun var. Orta yerde. Bu kanunun 25. maddesi banka genel müdürlerinin nasıl olabileceğini düzenliyor ve okuyorum şöyle diyor. Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde. Eyvallah. Mühendislik alanlarda lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise mühendislik alanında belirtilen üstteki alanlarda biraz önce saydığım alanlarda da lisans üstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olmaları gerekir diyor. Kim diyor? 5411 sayılı kanunun 25. maddesi diyor. Bu kanunu bura yapmış, meclis yapmış. Erdoğan ne yapıyor? Ya boş ver sen onu. Bir ülkede cumhurbaşkanı, devlet başkanı, başbakan kanunu boş ver der mi ya? Ne ayıp şey ya. Hiç mi yok delinde ya bu banka genel müdürlüğüne koyabileceğin adam? Efendim bu arkadaş da beyefendi Karadeniz Teknik Üniversitesi fizik bölümünden mezun. Sabahtan beri araştırıyoruz. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde fizik mühendisliği olaydı ve bu arkadaş diplomayı mühendislik alanında alaydı şartları taşırdı. Bu Fen Edebiyat Fakültesi'nin muhtemelen fizik bölümü, kimya bölümü, biyoloji bölümü gibi. Bu olmaz. Bunun olması için 5411 sayılı kanunun 25. maddesini değiştirmen lazım. Değiştirmeden ben yaptım oldu dersen Erdoğan ben de sana derim ki sen tek adamsın. Bunları diktatörler yapar derim. Dedirtme. Söyleyene değil söyletene bak denmiştir yahu. Şimdi soruyorum. Bu madde burada dururken bu arkadaşımızın Sayın Abdi Serdar Üstün Salih'in banka genel müdürü atanmasının altında yatan asıl düşünce nedir? Devlet dediğin şeffaf olur. Hesap verebilir olur. Ne denge kaldı ne denetim. Ne ehliyet ne liyakat. Sonuç ne biliyor musunuz? Çürüyen bir devlet. Neye açık bir devlet? Şeffaflığa kapalı. Ama ne açık? Talana açık. Yağmaya açık. Su istimale açık. Ve yanlış üstüne yanlış. Sayın Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan kanunları kanunlara uymaya davet ediyorum. Anayasada açık hüküm vardır. Görevi makamı ne olursa olsun Herkesin kanunlara uymak gibi bir mecburiyeti vardır. Ve kimse kaynağını anayasadan almadığı bir yetkiyi kullanamaz. Sen anayasayı alıp üstünde tepineceksin. Kanunları yırtıp çöp atacaksın. Sonra milletin karşısına çıkacaksın. Efendim yeni bir anayasa yapalım. Ya sen önce kanunlara uymayı öğren. Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı göstermeyi öğren. Anayasaya uymayı öğren, sonra gel. Git biraz ihtisas yap, master yap, ondan sonra gel. Değerli arkadaşlar, devlette çürüme sade bankada, valilikte, kaymakamlıkta, rektörlükte değil Her yerde var. Bugün 15 Temmuz, pardon, kumpasın, balyoz Ergenekon kumpaslarının 10. yılındayız. Temizle temizle bitmiyor FETÖ. Balyoz Ergonokon kumpasını yapanları temizle temizle bitiremiyoruz. Ama görüyorum ki bazen de FETÖ'yle mücadelede göze batan çöpler temizlenip çöpe atılmıyor. Halının altında saklanıyor. Neden? Kim saklanıyor? Serdar Atasoy 2020 askeri yüksek askeri şura'da Albaylıktan tu generalliğe terfi ettiriliyor. Ve Kara Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı olarak görev görevlendiriliyor. Nerede? 2020 Yüksek Askeri Şura'da. 2017'de bu arkadaş FETÖ soruşturması geçirmiş, takipsizlik almış. Şüpheli. Kara Kuvvetleri Komutanımız Ümit Dindar halen komutan değil mi? Evet. Bu terfiye karşı çıkıyor Yüksek Askeri Şura'da. Ve kara kuvvetleri komutanı 2020 yüksek askeri şurada terfiyen tu general olan vatandaşı atandığı göreve de başlatmıyor, sakıncalı görüyor. Şimdi soruyorum Sayın Erdoğan'a, FETÖ ile mücadele deyip deyip duruyorsun. Kara kuvvetleri komutanının bu uyarısına rağmen Serdar Atasoy nasıl terfi etti? Nasıl atandı? Neden terfi etti? Neden atandı? Sorumuz sebebi şu. Adamı şimdi tutukladılar FETÖ'cü diye. E seni kara kuvvetleri komutanın uyarmış. Bu terfi ve bu atama doğru değil demiş. Sen sallamamışsın. Atamışsın. Şimdi adam tutuklanmış. Neyse ki iftiracı, itirafçı olmuş. Şimdi adli kontrolle dışarıda. Gene adam hafif kıyak var. Bu adamın kerameti ne Erdoğan? Yani bu kadar askeri lisedeki çocukları bile bu kadar didik didik inceleyip hapislerde tutarken FETÖ'cülüğüyle ilgili büyük şüphe olan kısmen deliller olan bir albayı ısrarla tu general yapmanın derdi muradın sana bunu yaptıran bunlara bir cevap ver. Ben hep söylerim. Ayrıcalıklı FETÖ'cüler hep olmuştur. Torpilli FETÖ'cüler hep olmuştur. İmtiyazlı FETÖ'cüler hep olmuştur ve halen vardır. Biliyorsunuz FETÖ'cü dört tip ayırıyoruz. 7 Şubat 2012 MIT krizine kadar alayı FETÖ'cüydü diye yüz kere söyledim. 101. defa söylüyorum. Fakat 7 Şubat MIT krizinden sonra AK Parti'de Erdoğan dahil bir kısım üst düzey yöneticiler FETÖ'yle yollarını ayırırken bir kısım üst düzey yöneticiler devam etti. Ayırmadılar. Ne zamana kadar? 17 25 Aralık'a kadar. 17 25 Aralık'ta da bir kısım üst düzey yöneticiler FETÖ'yle yollarını ayırdı. Ayırmadan devam edenler gene oldu. Ne zamana kadar? 15 Temmuz darbesine kadar. 15 Temmuz darbesinde sözde hepsi yoluna ayırdı gibi göründü. Ama 15 Temmuz 2016 e, 2020 askeri şurası 4 yıl sonra hala korunmak istenen imtiyazlı FETÖcü subayları görüyoruz. İmtiyazlı FETÖcü iş adamlarını da orta yerde gezerken görüyoruz Erdoğan'la boy boy fotoğraf verirken. Ben şimdi soruyorum Sayın Erdoğan FETÖ'yle mücadelede kriterin ne? 17 yaşındaki lise çocuğunu hapiste tutarken seni kara kuvvetleri komutanın uyarmış. Bu adamı niye general yapıp hem de neyi veriyorsun? İstihbarat dairesinin başına veriyorsun. Bunu sana yaptıran kim? Bunu bul. Belki sen isteyerek bunu yapmıyorsun ama bil ve emin ol ki senin sarayında hala bir ton kripto FETÖcü var. Ve seni onlar batıracak. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Bu vesileyle Ergenekon Balyoz Kumpasta'nın 10. yılında büyük bedeller ödeyenlerin, ödeyen generallerimiz, subaylarımız, az subaylarımız, uzman çavuşlarımız hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Büyük bedel ödediler ve devlet bunların karşılığını onlara hala ödemiyor. Tazminatlarını alamadı çoğu. Ve senin Zekeriya Özler'in, senin atadığın o FETÖ'cü hakim ve savcılar bu generallerimize, subaylarımıza, subaylarımıza büyük bedel ödettiler. Bu süreçte hayatını kaybeden onu aşkın askerimiz, sivilimiz var. Allah'ım onlara rahmet eylesin. Değerli arkadaşlar, aşı kapasitemiz var diyor Sayın Bakan. E güzel, kampanya yapıyor, millet aşı olmaya çağırıyor. Tabii elitleri, e millet de aşı bulamıyor. Bu nasıl iş ben anlamış değilim. Talep var, kapasite var, kampanya var. Ne yok? Aşı yok. Niye yok? Niye yok? Başından beri bir şey söylüyoruz. Aşı işinin kampanyası olmaz. Aşının tahmini olmaz, takvimi olur. Dünyanın en büyük ülkeleriyle aşık atıyorsun. Bak onların böyle dertleri yok. Hepsi takvimini yapmış, yapmış. Tıkır 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 yürüyorlar. Biz her gün yeni takvim, yeni tahmin. Efendim aralıkta dendi ki şubat itibariyle 50 milyon aşı gelecek. Ne kadar geldi? %30'u anca. Şimdi deniyor ki 130 milyonluk aşı sözleşmesi yaptık. 50'sini düş, o 50'nin de 40'ı gelmedi. 42'si. Ne yapar? 90 milyonluk aşı sözleşmesi yaptık. 90 milyon aşı demek 50 ile birlikte 130, 140. Türkiye'nin bu işini hemen hemen çözer. Çözecek mi? Ya günde 50 bin kişi aşılayamıyorsun sen. Günde 50 bin kişi aşılayamıyorsun. Olmaz. Bunun siyaseti, polemiği de olmaz. Buradan AK Parti'ye yumruk atmak için söylüyor değilim. Devlet şeffaf olur, devlet net olur. Devlet bir bilgiyi verecekse doğru verir ya da hiç vermez. Çıkacaksın, şu kadar aşı var, şu kadar aldık ya da alamadık diyeceksin. Milleti aşı umutları peşinde yatırıp kaldırmayacaksın. Türkiye hazineyi, beyefendi diyor ya, e, hazineyi milletin ve esnafın emrine verdim. Ya versen ne olur? Damadının tam takır ettiği hazine milletin emrinde olsa ne olur? Avrupa bizi kıskanıyor diyorsun. Türkiye'nin Covid-19'da devlet olarak ortaya koyduğu 7 milyar dolar, Bizi kıskanıyor dediğin Almanya'nın ortaya koyduğu 417 milyar dolar. Bizi kıskanıyor dediğin İngiltere'nin ortaya koyduğu 440 milyar dolar. Sen 7 milyar dolar. Damada Merkez Bankası'nın kasasını boşalttırmasaydın düşük kurda dolarları sağa sola beşli çeteye eşe dosta peşkeş çektirmeseydin belki sen de 20 milyar koyardın. Kasayı boşaltmışsın. Boş kasa milletin emrinde olsa ne olur, boş kasa esnafın emrinde olsa ne olur, olmasa ne olur? Bunu da altını çiziyorum. Ama yani sen esnaftan, çalışan çalışamayandan, e, çiftçiden esirgediğini onlar anlayışla da karşılayabilir, devletimiz sıkıntıda darda diyebilir. E beşli çeteden de esirge. Kamu özel işbirliği ve yap işlet devletle ilgili olarak beşli çetenin hak edişlerini şıkır şıkır ödüyorsun. Tıkır tıkır ödüyorsun. Ayıp. 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 Erdoğan. Yani milletin yüzüne baktığı zaman insanın bir vicdanen vatandaşla göz göze geldiği zaman ki çok da gelemiyor tabii vatandaşla. Uzaktan çay fırlatmakla yetiniyor. Biraz utanmak gerekir. Dün söyledim tekrar söyleyeceğim kusura bakma. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da biz esnafın borç batağındayız diye feryat ettiğine tanık olmuyoruz. Biz Almanya'da çiftçinin traktörünün haciz edildiğini duymuyoruz. Biz Almanya'da çalışamayan, çalışan çalışamayanın açız diye feryat ettiğini duymuyoruz. Hiçbir Avrupa ülkesinde askıda ekmek yok. Erdoğan, milletin derdi başka, seninki başka. Millet ekmek diyor, iş diyor, borç diyor, soğuk diyor, doğalgaz diyor, aşı diyor. Sen diyorsun ki bunların alayı terörist. Böyle nereye varacaksın? Bu milleti bu toplumu gererek nereye varacaksın çok merak ediyorum. Değerli arkadaşlar, organize bir şekilde Türkiye'deki kamu görevlileri toplumun değer yargılarına, sinir uçlarına ve hassasiyetlerine karşı provokatif saldırılarını sürdürüyor. Bunu bazen bir rektör, bazen bir dekan yapıyor. Bazen bir vali, bazen bir kaymakam yapıyor. Bazen de bir imam efendi yapabiliyor. İmam efendi. Üstelik sanıyorum profesör kisvesi de var. Şimdi imam profesör Mehmet Boynukalın yeni anayasa için Erdoğan'a sufle veriyor. Laiklik anayasadan çıkarsın, çıkarsın buyurmuş imam efendi. Şimdi Önce şunu ona söylemek lazım. Sen layıklıkla ne derdin var onu bilmem. Bunu bir düşünce özgürlüğü olarak söyledim diye sonra biraz kıvırsan da toplumun sinir uçlarına provokatif söylemi düşünce özgürlüğü diye pazarlayamazsın. Ben en çok şunu merak ediyorum ya. Sayın Devlet Bahçeli bu İmam Efendi hakkında acaba bir yorum yapacak mı? Ben kızarım ederim. Düşüncelerini asla tasvip etmem. Yanlış bir düşünce eklimi ve düşünce havuzunda bulurum kendisini ama Devlet Bahçeli'nin Atatürk'le ve laiklikle bir sorun olduğunu da zannetmiyorum. Şimdi her konuşmamıza hakaret tamiz cevaplar veren Devlet Bahçeli'nin bu İmam Mehmet Boynukalı'na söylediklerine cevap verip vermeyeceği de benim ve kamuoyunun merak konusudur. Ama ben bu İmam Efendi'ye bir cevap vermek istiyorum. Çok beğendiğim Anadolu'da bilinen bir söz var. Kaynağını ben de bilmiyorum. Ben babamdan dinledim. Din ile devlet ayrı şeydir, birleşmez. Din bir duygudur, ona kimse ilişmez. İmam Efendi, ilişme milletin dinine, diyanetine, işini yapsın işini yap. Bir daha söyleyeyim. Din ile devlet ayrı şeydir, birleşmez. Din bir duygudur, ona kimse ilişmez. Herkes haddini bilecek. Kimse bu millete Allah'ın tahsildarlığını yapmaya kalkmayacak. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin hiçbir ülkeden tehdit ve hakaret almasını, aşağılanmasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul etmiyoruz. İster Amerika, ister Rusya, ister Fransa, ister Almanya hiç fark etmez. Hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti devletine ayar verecek, hakaret edecek, küçümseyecek bir iş ve işlemin içinde olamaz. Nokta. Ama heyhat 54 Amerikalı senatör Yeni başkan Biden'a mektup yazıyor. Ve bu mektupta Türkiye aşağılanıyor. Aşağılanıyor. Daha AK Parti'den tık yok. Cumhurbaşkanı'ndan tık var mı? Yok mu Cumhurbaşkanı'ndan tık? Yok. Ve bu mektupta Azerbaycan'ın Karabağ sorunu silahla çözmesi konusunda Türkiye'nin e, katkılarının ve yaptırımının teşvikinin olduğundan bahisle Türkiye yargılanıyor. Doğru bir iş yaptık. Gene olsa gene yaparız. Bu mektupta S400 ile ilgili Türkiye yargılanıyor. Biz içeride S400 ile ilgili yanlışları konuşuruz ama Amerika'ya verecek de hesabımız yok. Bu mektupta YPG meselesi vesaire işit Türkiye yargılanıyor. Bu mektupta Türkiye'de hukuk ve demokrasideki daralmadan dolayı Türkiye yargılanıyor. Evet, Türkiye'de hukuk ve demokrasi alanında bir daralma var. Ama Amerika sen işine bak. Gölge etme, başka ihsan istemiyoruz. Amerika'nın Türkiye'ye verecek hukuk ve demokrasi dersi de yoktur. Biz demokrasi mücadelemizi sokakta, meydanda, köy köy, kahve kahve ev ev gezerek ve en son sandıkta kazanacağız. Amerika'nın ayarına ihtiyacımız yok. Evet Türkiye'de bir demokrasi ve hukuk noktasında büyük sıkıntı var. Amerika sen bu işe karışma. Biz hallederiz. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi var. Türkiye'de Millet İttifakı var. Ve bizim Türk demokrasisini AK Parti'nin lime lime demokrasimizi güçlendirecek imkanımız, fırsatımız var. Milletimizden de bunun işaret ve ışığını alıyoruz. Sen karışma. Amerika'nın buradan muradı şu. Böyle beş maddeyi saymış. Arkası bunun şudur. Değerli arkadaşlar. Kıymetli vatandaşlar. Bunun arkası şudur. Amerika Türkiye'ye demek istiyor ki. Bak Doğu Akdeniz'de. Bak Ege'de. Bak Kıbrıs'ta. Efendim bak Suriye'de hareketlerine dikkat et. Buralarda taviz ver ben de seni darlamayayım. Şimdi Erdoğan'a sesleniyorum. Bu 54 sözde senatörün yazdığı mektuptan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanından Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümetinden etkilenerek Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta, Ege'de, Suriye'de, Libya'da hatta taviz verirsen namertsin. Taviz vermeyeceksin. Biz arkanda olacağız. Amerika sana bunlar yoluyla Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden geri adım atmanı isterse dimdik duracaksın. Çağrı yapıyorum. Ve Kimsenin Türkiye Cumhuriyetine hakaretine fırsat verme verdirmeyelim. Önce sen bu işte bir doğrultu tutarlı içinde olama Nasıl ol? Şahsım politikasını bırak, şahsım diplomasisini bırak, stratejik akıl ve devlet aklına bir an önce dön Erdoğan. Şahsım şahsım gidersen oradan buradan ayar yersin. Senin yüzüne biz de dünyaya rezil olur. Tekrar çiziyorum. Stratejik akılla diplomasini götür. Diplomasi diklik ister. Omurgalı dik duruş ister. Ve tekrar söylüyorum. Hak ve menfaatlerimizden taviz verirsen iki elimiz yakanda. Taviz vermezsen ulusal meselelerde her türlü destek var. Mesajımız budur. Değerli arkadaşlar, kamuoyunun ve hepimizin e, merakla beklediği Enis Berberoğlu milletvekilimizin 14 ağır cezada 3 gün önce e, verilen ikinci Anayasa Mahkemesi'nden sonra e, verilen kararı e, bugün Meclis Başkanlığımıza intikal etti. İnşallah en kısa sürede karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgisine sunulmak suretiyle de İstanbul Milletvekilimiz Kadri Enis Berberoğlu parlamento sıralarında İstanbul seçmeni, İstanbul'da ona oy veren seçmenler başta olmak üzere tüm Türkiye'deki 83 milyon vatandaşlarımız için bizlerle birlikte yoluna devam edecek. Ama enteresan bir şey oldu. 14 ağır ceza bir intikam alırcasına Anayasa Mahkemesi'nin tokat gibi ikinci kararından sonra Enis Berberoğlu'nun yeni fezlekesini değiştirmiş. Hadde bak, cürete bak. Enis Berberoğlu hüküm giydiği maddelerin dışında yeni maddeleri de ekli vermiş başkan 14 Ağır Ceza Başkanı yepyeni bir fezlekeyi yollamış. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Milletten utanmaz. Allah'tan korkmaz. Korsa korsa Erdoğan'dan korkar. Bari ben Erdoğan'a çağrı yapayım. Sayın Erdoğan. Bunlar Allah'tan korkmuyor. Milletten utanmıyor. Senden çekiniyor. Bunlara bir ayar ver. Biraz hukukun içinde kalsınlar. Hukukun genel kurallarına, evrensel kurallarına, Türk hukuk normlarına biraz riayet etsinler. Ve 14 Ağır Ceza Başkanı'na bir uyarı daha, yapıyor, daha yapıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi otoritesine karşı güç gösterisinde bulunmaya kalkma haddini bil. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ha pardon bu arada bir güzel şiir gelmiş vatandaşlarımızın birinden onunla bitirmek istiyorum. Önce bir de teşekkürümüz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu sanıyorum bu hafta bugün yarın 40 bin tableti ihtiyaç sahibi öğrencilerimizle bugün yarın öbür gün buluşturacak. Sayın İmamoğlu Erdoğan'ı çok kızdırıyorsun. Dikkat et. Bu güzel hizmetler karşısında beyefendi hiddetleniyor, çıldırıyor adeta. 1994'teki resimleri gösteriyor. Siz de ona yeni ve son yaptığınız güzel hizmetlerinizin resimlerini bence yollayın diyor ve bir şiirle bitiriyoruz. Gözün aydın Türkiye, elektrikli traktör tarlada, yerli otomobil yollarda, yerli tank sınırda, yerli uçak havada, CHP kaldı yaya, aya gidiyoruz aya yazmış vatandaşımız. Biz size nakletmiş olalım. Çok teşekkürler arkadaşlar. Soru var mı? Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar, sağ olun.